Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Rukus Access Point web arayüzünden bahsedeceğim. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda Rukus Access Point'in nasıl kurulduğunu anlatmıştım. Unleashed olarak kurduk. Onun bir videosunu yayınlayacağım. Yine kanalda bulabilirsiniz. Şimdi web arayüzüne girip web tarayıcısından herhangi bir tarayıcı açtım. Chrome olabilir. Unleashed.rukuswireless.com yazarak bulabilirsiniz veya kontrolör olarak konumlandırdığınız cihazın IP adresini yazarak ulaşabilirsiniz. Bizim IP adresimiz ne? Hemen bir kontrol edeyim. 192.168.1.81'miş. Bu adresi kullanarak girebilirsiniz. Web arayüzüne. Bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Bu şekilde bağlanabileceğiniz gibi yine şu adres üzerinden de bağlanabilirsiniz. Test olarak kurulum yapmıştım. Kullanıcı adına admin vermiştim ben. Kullanıcı adıyla giriş sağlayabilirsiniz. Şifresini Mustafa.test yapmıştım. Tabii bir hata verdi. Şurada tekrar diyelim. Enter yapıyoruz. Ve karşımıza böyle bir web arayüz bizi karşılıyor. Bu web arayüzde neler var bir kontrol edelim. Gayet sade bir arayüz bulunmakta. İnternet sekmesi, Wi-Fi ağlar sekmesi, istemciler, erişim noktaları, anahtarlar, yönetim ve hizmetler. Rukus'un yeni arayüzü sanırım böyle. Eski arayüzde olanlar da vardır. Bu güncel bir video bu arada. İnternet kısmında bizi karşılayan, öncelikle internetin durumuyla ilgili bilgiler internet sekmesi altında yer alıyor. Wi-Fi'ları yani oluşturmuş olduğunuz SSID'ler burada. Wi-Fi ağınıza dahil olan istemci kullanıcılar burada. Erişim noktaları dediği kısım bu controller yani anlaş olarak kurduğumuz bir cihaza bağlı diğer access pointler. Anahtarlar dediğimiz şey yine Rukus'un biliyorsunuz kendi switchleri var IGX serisinde. Bu switchler de bu controller üzerinden yönetilebiliyor. Yönetim ve hizmetler kısmı bulunmakta. Bu arada Unleashed kurulumda 25 access point'e kadar destekliyor. Yani 25 tane access point bağlayabiliyorsunuz Unleashed olarak. Eğer 25 access point'in üzerine çıkarsanız Rukus'un bir controller cihazını almanız gerekiyor. Tabi Rukus'un cihazları oldukça pahalı. Aynı zamanda ne yapmanız gerekiyor? Bir de lisans almanız gerekiyor. Kontrolör cihazını aldınız. Bir de her access point için ayrıca bir lisans satın almanız gerekiyor. Dediğim gibi Rukus'un hem switch tarafında hem de access point tarafında oldukça maliyetli. Access point tarafında Rukus hani herkesin bilmediği bir markayken daha sonra switch tarafında bu roket satın almasıyla beraber piyasada şu an hem switchleri bulunmakta hem access pointleri. İnternet sekmemiz altında Ethernet portunun bağlı olduğunu, Rukus kontrolör cihazımızdan almış olduğu IP'yi, ağ geçidi, DNS bilgisi ve internetin bağlı olduğunu görebiliyoruz. Bu sekmeyi kapatıp Wi-Fi ağları sekmesine geçebiliriz. Burada gördüğünüz üzere üzerine gelince her 10 dakikada ne kadar bir internet kullanımı olduğunu gösteriyor. Şu an baktığınız zaman mevcut kullanım durumlarını görebiliyorsunuz. 11.40, 11.50 diye bölmüş. Burada Wi-Fi ağları altında oluşturmuş olduğunuz SSID'leri görüp bu SSID'lere bağlı client'ler hakkında detaylı bilgiler alabiliyoruz. Öyle tıklayıp yine burada dağılımlar var. Toplam kullanım gözükmüyor. Mustafa.com.test diye bir SSID oluşturmuşum. SSID neydi bir hatırlayalım. Şöyle sizlere göstereyim. Şurada Wi-Fi kısmına tıkladığınız zaman şöyle daha rahat gösteririm. Burada görünen isimlere SSID denir. Bakın GFMK diye bir tane daha oluşturmuştum. O da burada. Sizlerle beraber bir tane daha SSID oluşturalım. Oluştur kısmına tıklıyoruz. Bu da ne olsun? Personel. MK olsun bunun adına. Standart kullanım tipiyle kurabiliyorsunuz. Misafir erişimi verebiliyorsunuz. Misafir erişiminin detayları burada bulunmakta. İleri düzey seçenekleriyle yapılandırma yapabilirsiniz. Şuradan eğer misafir VLAN'ı ayrıysa misafir VLAN'ın ID'sini vermeniz gerekiyor. Tabi switch tarafında da ne yapılıyor? Access point ayrı bir IP alıyor. Ve üzerinde access point'in yayın yaptığı personel ve misafir VLAN'larına da ayrı SSID verebiliyorsunuz. Ayrı VLAN ID verebiliyorsunuz buradan. Bu işin detay kısmı. Etkin noktaları buradan görebiliyorsunuz. Etkin nokta hizmeti. Buradan detaylı olarak yönetim yapabilirsiniz. Tabi biz standart olarak kuracağız. WPAKI diyelim burada. Şifre verelim. Burada ne diyelim? Personel şifreye
1, 2, 3 diyelim geçici olarak. Bu şekilde basitçe bir SSID oluşturabilirsiniz. Tabii detay ayarları bu alttan görebilirsiniz. Ben de bu kısımlara çok hakim olmadığım için detaylı anlatamayacağım. Neden? Ben de ihtiyacım olan kısmı kadar biliyorum. Mesela VLAN kısmını kullanıyorum ben. Burada SSID oluşturup WPA3 bazı cihazlar desteklemiyor, problem olabilir denmişti bana. O yüzden WPA3 veya WPA2 Mixed seçmemiştim burada. Bunlar da ayrıca seçilebilir. Tabii NAND yapıp bir kimlik doğrulaması ne yapabilirsiniz? Bu access point'in hem VLAN desteği hem de kimlik doğrulaması ile giriş desteği bulunmakta. Tamam'a tıklayıp bir SSID daha oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi oluşturmuş olduğumuz SSID'leri sonradan üzerine tıklayıp düzenle deyip düzenleme işlemlerimizi yapabiliyoruz. Burada ileri düzey özelliklerini düzenleyebileceğimiz gibi. Bu arada Layer 3 desteği de bulunmakta bu Access Point'in. Yani yine buradan SSID'lerimizi oluşturup kontrollerini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda buradan sil tıklayarak silebiliriz SSID'yi mesela. Şimdi oluşturmuş olduğunuz mesela personel SSID ise burada listelenmekte bakın. Az önce oluşturmuştuk. Burayı da kapatalım. İstemciler, şu an bağlı olan kullanıcılar. Şöyle üzerine tıklayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıntıları göster deyip. Yani istemciler hakkında bu sizin Wi-Fi sisteminizde kimler varsa hepsini buradan görebiliyorsunuz. Hangi access point'e bağlı olduğunu dahil. Detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Kablolu istemciler de oluyor tabi. Kablolu istemciler ne ifade ediyor? Bakın bu Rukus'un Unleash Controller'ı Rukus'un switch'lerinde yönetebildiği için aynı zamanda kablolu istemcileri de görüntüleyebiliyorsunuz. Erişim noktaları buradan görüntülenebilir. Burada nelerimiz var? Erişim noktası olarak bir adet master cihazımız var. Yani bir adet access point'i master olarak kurduk biz. Diğer access point'leri de network ile ettiğimizde otomatik burada görüyor. Buradan cihazımızı yeniden başlatabiliriz. Düzenle deyip cihaz eliyle ayarları buradan düzenleyebiliriz. Genel ayarlar, radyo 2.4 GHz'in ayarları bulunmakta. 5 GHz'in ayarları. Genel ağ ayarlarını yapabiliyoruz. Buna tabi yönetici ayarlarından buradaki controller cihazının IP adresini değiştirebiliyoruz. Yani her access point'i buradan kontrol edebiliyoruz. Şu an bende bir tane access point olduğu için test amaçlı bir tanesini kurdum. Buradan değişiklikler yapılabilir. Tabi ekstradan bir access point daha eklediniz buraya. Onu da bu Unleash yapısına dahil ediyorsunuz. O access point de buradan çıkıyor. Tabi master olarak çıkmıyor. Bu master cihaz diğer tüm access point'lerin ayarlarını bu cihaz üzerinden sağlıyorsunuz. Şuradan şuna tıkladığınız zaman tüm access point'lerle ilgili verileri tek grup halinde görebiliyorsunuz. Tabii bizim burada istemcilerimiz de yine görünmekte. İstemcilerin mesela üstüne tıklayıp adlandırma yapabiliyorsunuz burada. Geçerli adıymış bu. Mustafa telefon vermişiz. Yine bir ad verebiliyorsunuz. Buna hani takma adlar koyabiliyorsunuz. Sık kullanılan işaretini kaldırıp sık kullanılanlara ekleyebiliyorsunuz. Bu cihazla ayrıntıları ve engellemeyi de buradan yapabiliyorsunuz. Bir cihaz network'te ise buradan da engelleme yapılabilir. Bu kısımda bu şekilde erişim noktalarını anlattık. Erişim noktası access point'lerimizin listelendiği nokta. İstemciler kısmı, Wi-Fi ağları, SSID'lerimizin kontrolünü ve yapabileceğimiz kısım, SSID ile ilgili çeşitli ayarları, istemciler klientlerle ilgili kısımlar, erişim noktaları, access point'lerle ilgili kısım. Anahtarlar ise bu dediğim gibi eskiden bracket olarak üretilmekte olan switch'ler artık Rukus adıyla çıkmakta. Çünkü Rukus'la bracket birleşti. Daha doğrusu Rukus bir satın alma yaparak bracket switch kısmını aldı. Bracket'in IGX yani artık Rukus IGX serisinden switch'leri var. Bende de yaklaşık 5 tane var bu switch'lerden. Bu switch'leri de yine gidip bu Unleash yapısına dahil edebiliyorsunuz ve buradaki grafik ekranlarında kullanımlarını görebiliyorsunuz. Bunu da kapatalım. Yönetimde biraz daha ayrıntılı işlemler var. Sistem bilgilerini genel anlamda buradan görebilirsiniz. Sistem bilgileri,
tercih edilen ana bölge, anahtar onayı, e-posta sunucusu, mail gönderttirebiliyorsunuz sorunlar olduğu zaman, SMS ayarları yaptırabiliyorsunuz, günlük kısımları bulunmakta. IP ayarları bulunmakta burada. IP ayarları. Tabi buradan manuel IP verebiliyorsunuz cihazınıza. Aynı zamanda ağ geçiş modu olarak da ayar yapabiliyorsunuz. Yazılım arayüzü, DHCP istemci listesi, DHCP istemci IP'lerin kurulu gibi kısımlar bulmakta. Sistem saatlerini buradan kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Ülke kodu. Burada her ülkenin kendine göre bir frekans aralığı bulunmakta. Bu radyo aralığını hangi ülkedeyseniz onu seçeceksiniz. Tabi daha fazla performans almak için farklı ülkeleri seçen arkadaşlar da oluyor. Onunla ilgili çok detaylı bir bilgim yok. Ben Türkiye'yi seçtim. Türkiye'de kullanacağım için cihazlara. Roller kısmından yeni roller ekleyebiliyorsunuz. Kullanıcılar kısmından yeni kullanıcılar oluşturabilirsiniz. 5 yapılandırmasını da buradan yapabilirsiniz. Hizmetler kısmına gelelim. AA sunucuları. Bu yine kimlik doğrulama entegrasyonu için, authentication'lar için kullanılabilecek bir kısım. Erişim denetimi. Dediğim gibi burada da ben de çok profesyonel olmadığım için bu kısımlarda sadece arayüzünü merak eden arkadaşlar için göstermek istedim. Temel kullanımım benim nasıl oluşturuyor? Bir access point'in bir tanesini master olarak ayarladım. Diğer tüm geri kalan access point'lerin hepsini bu master olan access point'e bağladım. Daha sonra bu tüm access point'lerin üzerinde bir master cihazıyla ayar yaparak tüm hepsine geçerli olmasını sağlayabiliyorsunuz. Master cihaz da ne yaptım arkadaşlar? İki SSID, bir personel, bir de misafir. Tabi bunların da VLAN ayarları var. Şu Wi-Fi ağları kısmından hem personel SSID'sinin içine girip onun VLAN'ını atadım. Hem de ne yaptım? Guest kısmında da yabancı cihazları da buradan görebiliyor arkadaşlar. Böyle de bir özelliği var. Şu kısma değineyim. Yakındaki tüm yabancı cihazlara. Yabancı DHCP sunucusu tespiti, izinsiz girişlerin engellenmesi, DDoS. Bir takım özellikleri bulunmakta. URL filtreleme bulunmakta. Burada filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Yani firewall'da çoğu işlemi yapabiliyorsunuz. Tamam, buraya gerek kalmayacaktır ama burada da ekstra bir lisans gerekiyor mu bu işlemler için bilmiyorum ama veriler alabiliyorsunuz burada. Wi-Fi kullanımı ile ilgili veriler geliyor. Tabii ben yeni kurdum cihazı. Yaklaşık 1-2 saat oldu. O yüzden tüm veriler gelmeyecektir. Tercihler kısmından bunu Türkçe olarak kurdunuz diyelim. İngilizce çevirebiliyorsunuz veya İngilizce olarak kurdunuz. Türkçe dil desteği de var. Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Yedekleme ve geri yükleme sayfası. Yükseltme sayfası. Buradan isterseniz firmware'i indirip göz altı kısmından seçip öyle yükleyin. İsterseniz çevrim içi yüklemeyi de desteklemekte otomatik upgrade edebilirsiniz. Olaylar kısmı. Günlükler. Burada yine ağ bağlantısı, ağ yönetimi, mobil uygulama. Bu aynı zamanda mobil uygulama desteği de var. Mobil uygulamasını telefonunuza indirip ağınızda kimler bağlı onları kontrol edebiliyorsunuz. Buradan çeşitli engellemeleri, açmaları, ayarlamaları yapabilirsiniz. Hangi access point'inizin aktif olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda cihaza mail attırıp cihazla ilgili bir problem olduğunda size mail atmasını ayarlayabilirsiniz. Kurulum videosunu ayrı yapmıştım. Böyle de bir web arayüzünü göstermek istedim. Merak edenler için belki Rooks access point almak isteyenler vardır. Rooks Access Point pahalı olduğu için ben genelde bu zamana kadar hep Ubiquiti'nin ürünlerini kullandım. Zaten biliyorsunuz Access Point piyasasında ne var? Birincisi hani en bilindikleri Aruba, Rukus ve Meraki Cisco ürünü. Aruba zaten HP'nin ürünü. Rukus Brokit'le birleştikten sonra kendi başına bir marka zaten. Herhangi bir alt ürün değil. Aruba ismini de çıkartıyor. HP de Aruba'yı satın aldı biliyorsunuz. Şöyle oldu. HP Aruba'yı satın aldı.
Lucas Bracket Switch aldı. Switch markası olanı aldı. Merakayı Cisco satın aldı. Bu tarz satın almalar oldu. Tabii Rukus'u da aslında ben dediğin satın almasını beklerdim. Hani şöyle olurdu. HP Access Point olarak Aruba ile birleşti. Tabii Aruba'nın switchleri de var aynı zamanda. Neyse orası biraz karıştı. Yalnız piyasada bilinen tercih edilen 5 marka var diyebiliriz. Hatta 4 marka. Aruba, Rukus, Meraki ve Ubiquiti'nin ürünleri. Bunlar çok tercih edilen markalar Access Point'te. Tabi bazı firewall cihazlarının mesela Sophos'un kendi Access Point'leri var. Direkt ekstradan bir kontroller cihazı kullanmadan firewall üzerinden kontrolleri sağlayabiliyorsunuz. FortiGate'in kendi Access Point'leri var. Tabi Rukus konusunda IT yöneticileri genellikle kullananların hiç problem yaşamadığını tak unut dediklerini gördüm. Şu ana kadar sorduğum en az 10 kişi vardır kullanan IT yöneticisi. Genellikle Rukus cihazları en problemsiz sistemlerden bir tanesi olduğu söylenir. Hatta bir arkadaşım şey demişti, şirketimde en problemsiz çalışan sistem Access Point sistemi demişti. Tabi lisans maliyeti olarak pahalıya gelebilir. 25 Access Point'in üzerine çıkacaksanız eğer Rukus'ta kesinlikle kontrolü kullanmanız gerekiyor. Aynı şey olarak kullanmıyorsunuz 25'in üstünde. Ve her Access Point için lisans almanız gerekiyor. Aynı zamanda biraz da kutu içeriği zayıf, montaj aparatları falan düzgünce çıkmıyor. Fiyat performans ürünü derseniz, kritik bir altyapınız yoksa Wi-Fi'de Ubiquiti'nin ürünlerini tercih edebilirsiniz. Ubiquiti'nin de bir web arayüzü var. Direkt kontrolörü bir bilgisayara kurabileceğiniz gibi FlatKey gibi kontrolör cihazları var. Onunla da iyi video yapmıştım. Dediğim gibi bu şekilde internet durumu hakkında genel ayarlar buradan bakıyorsunuz. Wi-Fi ile ilgili genel kısımlar da burada. Tabii bu kısım biraz daha ayrıntılı. Düzenlediğiniz zaman birçok ayar var. Kullanım dibi standart, misafir erişimi, etkin nokta, hizmeti gibi kısımlar bulunmakta. Misafir erişimi altında işe alım portalı varmış. Misafir portalında Zero IT, cihaz kaydını etkinleştir kısımları bulunmakta. Misafir portalı ve sosyal medya oturumuyla açabiliyor musunuz? Sosyal medya oturumu veya yok. Sosyal medya oturumuyla buradan giriş sağlayabiliyormuş arkadaşlar. Kullanıcıların yeniden kimlik doğrulama yapmasına için geçen süre verilmiş burada. 180 dakika olarak. Kimlik doğrulama kısımlarını buradan seçemiyorsunuz. Çünkü yalnızca sosyal medya oturumuyla etkinleştir demişiz. Şifreleme yöntemi olarak buradan VPA2, VPA3, VPA2, V3'ün karışımını kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında normal standart kısım ve misafir erişiminde ileri düzey seçenekler aynı. Kısıtlı ağ erişimleri bulunmakta burada. Buradaki detaylı ayarlara bakarsınız. VLAN önceliği bizim için kritik yerlerden bir tanesi. Atıyorum bu Mustafa.com test VLAN 10'daysa burada VLAN'a eriş kısmı 10 olması gerekiyor. Erişim denetimi kısmı altında yine bir kısım detaylı özellikler bulunmakta. Ben tam burayı kullanmadığım için yanlış bilgi vermemek için anlatmıyorum. Video izleyip kendiniz anlamaya çalışabilirsiniz. Radyo yönetimi Wallet Garden diye bir kısım var. Ne işe yarar bilmiyorum. Diğerleri kısmında burada bulunmakta. Genel anlamda Türkçe bir içerik olmadığı için içerik üretmeye çalıştım. Neden? Ben de hani almadan önce web arayüzünü merak ediyordum. Hiçbir bilgim yoktu. Ben de ilk alır almaz kurdum. Böyle gördüm. Hani benle aynı problemleri yaşamasın insanlar, merak edenler bir Türkçe kaynağı erişsinler. Detaylı olarak web arayüzünü görsünler diye böyle bir video yapmaya gerek duydum. Sizin de söylemek istediğiniz bir şey olursa yorumlarınız hani konuyla ilgili benden daha profesyonel nerede izliyor olabilir belki. Onlar da yorum yaparsa Rukus hakkında kullananlar, özellikle Rukus kullanıcıları bununla ilgili görüşlerini bildirirse sevinirim. Tabii benden daha iyi bilen değil. Bir konu hakkında insanların birbirleriyle hakkında birbirlerinden farklı görüşleri olabilir. Yine bunları da paylaşmakta fayda var. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.